Selamünaleyküm arkadaşlar. Tekrardan merhaba. Şimdi dördüncü sorumuzu çözeceğiz. Bu da kompresör sorusu olacak. Soğutucu akışkanın analizini yapacağız arkadaşlar. Bize başlangıç girişte 80 kilopaskal doymuş buhar olarak saturated vapor demiş. 0,35 metreküp bölü dakika akış hızında girdiğini söylüyor. 700 kilopaskal da çıkıyormuş. Sıkıştırma işlemi sırasında soğutucuya sağlanan güç 2,35 kW'muş. Kompresör çıkışındaki sıcaklık neden isteniyor? Bize burada verilen ifadeleri yazalım arkadaşlar. P1 eşit 180 kilo Pascal. Saturated vapor olduğu için tabloya gidip 180 kilo Pascal'daki doymuş buhar özelliklerini çekebilirim buraya. Çekelim. Tabloya geldim. 180 kilo Pascal. Şuradayız. İşte yanlış yere geldik. Suya gelmişim. P'ye bakacağız biz. Soğutucu gaza bakacağız. Yanlış yerdeyiz. İnelim aşağı. Tamam. Soğutucu. Bu da sıcaklığı. Basınca bakma. Heh, tamam. Şimdi 180'e sıcaklığımı bir yazayım abi. Eksi 12,73 derece. Tamam mı? Doyma sıcaklığında olduğumu nereden biliyorum? Saturated vapor dediği için o sıcaklığa hala şey değil. Doyma sıcaklığındayım. T1 eşittir. Eksi 12,73. Tablo A12 diyelim. Sonra H değerimi çekelim. Neden H değerini çekiyorum? Çünkü açık sistem olduğu için iç enerji değil entalpi ile işlem yapacağım. Geldim şuraya. Kompresatörü işaretleyeyim. Entalpi H G'yi istiyorum. Doymuş buhar. 242,86. Şimdi arkadaşlar bana 0,35 metreküp bölü dakika. Yani beni zorlamak için, uğraştırmak için elinden geleni yapmış. Diyor ki volume flow rate yani hacimsel debi 0,35 metreküp her dakikada. Yani 60 saniye. O zaman saniyede kaç metreküp olur onu hesaplayalım. 0,35 bölü 60 saniyede 0,00583 metreküp bölü saniye. Biz bu metreküp bölü saniyeyi nasıl kilogram bölü saniye çeviririz? Çünkü biz kütlesel debi istiyoruz. Mass flow rate. M.dot'u istiyoruz biz. M.dot'u bulmak için V.dot ifadesini arkadaşlar eğer ki biz yoğunlukla çarparsak bunu elde edebiliriz. O zaman yoğunluğu da şöyle hesaplayabilirim ben. 1 bölü özgül hacim. Tamam mı? O zaman özgül hacimi tablodan çekelim. Şimdi özgül hacimimiz doymuş buhar 0,11041. Gördüğünüz gibi 0,11041. 0,00583 metreküp bölü saniye ile giren soğutucu gazın o giriş sıcaklığındaki, giriş özelliklerindeki özgül hacmi de 0,11041. 0,11041 metreküp bir kilogram. Gördüğünüz gibi kilogram yukarı tepe taklak gidecek metreküpler birbirini götürecek. Buradan kilogram bölü saniye kütlesel debi elde edeceğiz. 0,00583 diyorum. Bölü diyorum. 0,11041. Buradan elde ettiğim değer 0,0528. Bana kilogram bölü saniye cinsinden kütlesel debiyi verdi. Şimdi başka ne biliyorum? Sıkıştırma soğutucuya sağlanan güç. Şimdi kompresörün yaptığı iş negatif olarak ele alınacak. V dot eşit eksi 2,35. Çünkü bu sefer sistem üzerinde iş yapılıyor. Sistemin kendisi iş yapmıyor. Yani gazın kendisi iş yapmıyor. Aksine biz gazın entalpisini vesaire arttırarak biz gazın üzerinde iş yapıyoruz. Basıncı 700 kilopaskala kadar çıkıyormuş arkadaşlar. P2 700 kilopaskal. Bizden çıkış sıcaklığı isteniyor, tamam mı? T2 isteniyor. T2'yi bulabilmem için benim H2'yi bulmam lazım önce. H2'yi bulup oradan T2'ye gideceğim. H2'yi nasıl bulacağım? Enerji denkleminden bulacağım. Q dot eksi work dot eşittir. M dot çarpı entalpi farkı, kinetik enerji farkı, potansiyel enerji farkı. Zaten kinetikler potansiyelleri ihmal ediyorum. Adiabatik demiş mi? Bakalım. Doymuş buhar. Adiabatik dememiş ama ısı giriş ve ısı çıkışı ile ilgili herhangi bir şey demediği için ben ısı çıkışını, girişini ihmal ediyorum. Yani ısı kaybı yoktur diyorum. Eksi work dot dediği şu eksi eksiyi götürecek 2,35 kilowatt. Bölü, şimdi şunu da karşıya bölü olarak atalım.
Neydi bizim kütlesel devrimimiz? 0,0528 kilogram bölü saniye. Hatta şuraya da kilojül bölü saniye diyelim. Kilovat yerine 0,0528 diyelim buraya da. 0,0528 kilogram bölü saniye. Bölü saniyeler birbirini götürecek. Eşittir. H 2 eksi H1. Ben H1'i de biliyorum. H1 değerimiz nerede? Yukarı gidelim. 242,86. Kilojül bölü kilogram. Bakıyorum sağ tarafla sol tarafın birimleri aynı. Buradan H2'yi çekebilirim. Esir 2,35 bölü 0,0528. Bir de bu işlemi yaptıktan sonra sağ taraftaki negatif pozitif olarak atarsam 242,86 olarak bitiş entalpisi H2'nin 287,4 olduğunu görüyoruz. 287,4 yaklaşık kilojül bölü kilogram. Şimdi ben basıncı biliyorum. Bir de entalpiyi biliyorum. 700 kilopaskaldaki tablomu gidersem muhtemelen bu bakalım işte çok yorum yapmayalım bakalım nerede çıkacak. 700 kilopaskala gideceğim. 700 kilopaskal. Entalpi kısmına bakacağım. Entalpiye geldim. Bakın doymuş buharın entalpisi 265. Bizim entalpimiz 287. Muhtemelen kızgın buhar diye yorum yapacaktım da dedim şimdi yanlış bir şey çıkmasın. Kızgın buhar çıktı. 200, çünkü zaten kompresör bunu sıkıştırıyor. Entalpisini bayağı bir yükseltiyor. Kızgın buhara kadar yükseltmiş. 287,4 şuradan büyük olduğu için doymuş buhardan. Demek ki biz artık kızgın buhara ulaşmışız. Aşağı iniyorum. 700 kilopaskalın olduğu kısma bakacağım. O da 0,7 megapaskal. Bakın burası. Benim aradığım 75 geldi. Tam 75 geldi. 75 santigrat dereceymiş. Yukarı çıkıyorum. Doğru mu? Cevap 48,98. Nerede hata yapmış olabiliriz? Abi işte. Bütün iç enerjiyi çekmişim. Entalpi şurası arkadaşlar. Entalpi değeri bir hatasından dolayı. Bizim şey neydi değerimiz? 287,4. Bakıyorum. Buraya çok yakın. Tamam. 288,53'e çok yakın. Yani 50 derece ile 40 derece arasında olacak. Şuradan bir interpolasyon yapacağız. Direkt buradan yapayım. Hiç işlemini yazmayayım. Şuradan yazalım. Şuradaki kısma geldim arkadaşlar. Entalpi değerlerimi yazacağım. Az önce yanlış yapmışım. 280 kaçtı bizim şu anki değerimiz? Bir saniye. 287,4 tamam mı? Şuraya gelelim tekrar. Şunu alalım. 287,4 eksi. Bakın şuradaki değer 278,57. Bölü şunları da sileceğim. 288,53 mi orası? Şurası. Yani 288,53 eksi 278,57 diyorum. Bu sefer yine çarpı 10 ama artı 70 değil de şuradaki derece neymiş? Artı 40 diyeceğim. Alttakiler 40 olduğu için eşittir. Buradan 48,86 gelecek. Şuraya geldim. Baktım cevap anahtarına. 48 aynen. Hemen yani şey. Yani ikisi de doğru da sadece virgül farkı var. 48,86 olarak cevabını yazıyorum. 48,86. Ben şuradaki işlemleri düzelteyim. Tamamdır. Şuradaki işlemleri düzelttik. Böylelikle cevabımız, bitiş sıcaklığımız 48,86. Sadece tablo okumada ufak bir hata yaptım. Kusura bakmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.